Hava olayları test 3. Soru 1'e baktığımızda yukarıdaki şekillerde verilen atmosfer basınç değerleri ile sıcaklık değerlerinin eşleştirilmesi yapıldığında hangisi doğru olur? Şimdi baktığımızda bakalım C burada atmosfer basıncı fazla. Atmosfer basıncı çok ise burada sıcaklığın ne olması lazım? Düşük olması lazım. Nerede sıcaklık en düşük? O zaman burada pazar günü C. Buraya pazar yazıyorum gençler. Pazar bu. Neden? Soğukta basınç fazla olur. Sıcakta da ne olacak? Basınç en az olacak. En sıcak olduğu da cuma. O zaman en aza da hemen cumayı patlatalım. O zaman cumada A olacak. Cumada A'nın bir tane var zaten. Gördük mü D şıkkını? Diğerlerini de kontrol edelim. Pazarda C olacak. Bakın pazarda cumartesi de B kaldı. Cevap D şıkkı. 3'e geldik. Yukarıda verilen görselde rüzgarın esiş yönü gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z bölgelerinde barometre ile yapılan ölçüm sonuçları hangisi gibi olabilir? Şimdi gençler biliyorsunuz rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru. O zaman burası YBA yani basıncın en fazla olduğu yer ne olacak? Burası olması. En düşük olduğu yer burası olmalı. O zaman barometreye bakalım. En yüksek kaç? 77. En düşük kaç? 73. En düşük nerede olacaktı? Z'de. O zaman Z'nin 73 olması lazım. Gitti, gitti, gitti. Ah, Z. Peki en yüksekte ne olacak? X'de olacak. 77'nin nerede olması lazım? X'de. Bakın o da X'de zaten. Buna da ne kaldı? Y kaldı. Cevap D. Şıkkı dedik. Devam edelim. İkinci soru. Yukarıdaki resimlerden hangilerinde rüzgarın yönü doğru verilmiştir? Şimdi gençler gündüz denizler geç ısınıyordu, soğuktu. Karalar çabuk ısınıyordu, sıcaktı. O zaman burası alçak. Aba, basınç alanı burası da yüksek. Basınç alanı dolayısıyla yüksekten alçağa doğru gidiyordu. Rüzgarın yönü doğru verilmiş. Bir doğru. Akşamda tam tersi. Burası çabuk soğuyordu. Soğuk olan bu defa kara oldu. Sıcak olan geç, yani geç ısınan geç soğuyacak. O zaman denizde ne oldu? Sıcak oldu. Soğuk olan yüksek basınç alanı, sıcak olan aba yüksekten alçağa doğruydu. O zaman 4 doğru verilmiş. Cevap 1 ve 4 A şıkkı. 4. İklimlerin yapısında meydana gelen küresel çaptaki değişimlere küresel iklim değişikliği denir. Buna göre hangisi küresel iklim değişikliğine örnek gösterilmez? Buzulların erimesi, fosil yakıtların tükenmesi, deniz seviyesinin inişi. Buzlar ince, bu destekliyor bakın ailece. Sıcaklık şimdi bak hepsi birbirini destekledi. Önce sıcaklık ortalaması, ortalamaların artması lazım. Artınca buzulların erimesi lazım. Buzullar erince deniz seviyesi yükselmesi lazım. Şimdi bunlar ne yaptı? Üçü birbirine destekledi. Ne kaldı? Fosil yakıtların tükenmesi. Bu tam tersine küresel iklim değişikliğini yok eden bir faktör. Tükensin ki karbondioksit salınımı dursun. Artık küresel iklim değişikliği de sona ersin. 5'e geldik. Her biri 2 puan olan mini sınavı cevaplayan Ceren kaç puan almıştır? Bakalım doğru mu yapmış? Kaç tane doğrusu var? Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Yağmur günlük hava. Oo, Ceren bildi. 2 puanı kaptı cepte. Yanlış götürüyor mu puan? Götürmüyor. Akdeniz'de yaz bir başkadır iklim. Daha kaptı. Öğleden sonra bulutlar toplandı. 2 puan daha kaptı. Günlük çünkü öğleden sonra. Karadeniz'in havası aman Allah'ım bu iklim. Bir açar bir kapar. Havası genel olarak söylemiş. İç kesimlerinde kış. Bu da bu yanlış. Bu iklim olması lazım. Trakya'nın iç kış zorlu geçer. İklim demesi lazım. Buradan puan alamadı. 2 puan da buradan aldı. Ne oldu? 2, 4, 6 ve 8 puanımız oldu. İşaretleyelim. Hemen yan tarafa geçtik. Kaç tanesi 8. sorudayız yani? 8. soru. Kaç tanesi yüksek enerji gerektiren hava olayıdır? Şimdi yüksek enerji demek yani harcanan enerji. Şöyle ki şimdi burada arkadaşlar sis, dolu ve çiğ ne yapıyordu? Pardon. Sis, kırağı ve çiğ şu üçü
yeryüzüne yakın yerlerde meydana gelir. Dolayısıyla bundan oluşum için çok fazla bir enerjiye gerek yok. Ama bunların oluşabilmesi için önce su buharının yukarıya gitmesi lazım atmosfere, hop hop hop. Sonra tekrar aşağı inmesi lazım. Dolayısıyla şu üçü içinde ne oldu? Çok büyük bir enerjiye ihtiyaç var. Kaç tanesi için yüksek enerji gerekti? Yağmur, kar, dolu. Kaç tane oldu? Üç tanesi için. B şıkkı oldu. 9'u yapalım hemen. Gözüküyor. Demiş ki, hortum adı verilen hava hareketinin ülkemizde hangi bölgede görülme olasılığı en fazladır? Hortumlar ılıman iklim bölgelerinde çok gözüküyordu biliyorsunuz. Ilıman iklim dendiğinde Akdeniz bölgesi gelecek. Özellikle Antalya'da çok oluyor. Haberlerde falan sık sık duyuyoruz. O yüzden cevap C şıkkı oldu. Şurada arkadaşlar kafama şu takıldı. Bir açar bir kapar diyor ya, bakın bir açar bir kapar. Bu anlık olan bir şey. Hani Karadeniz'in havası işte sürekli yağmurludur dese uzun olacak ama burada ne demiş? Bir açar bir kapar demiş. Bir açılır bir kapanır. Bu hava durumuna giriyor. İklim demiş. Burada Ceren puan kaybetti. Bunu yanlış düşündüm. Bir açar bir kapanır bakın. Yani günlük kısa iklim değil yani. Uzun süreli bir şey değil. Dolayısıyla buradan puan alamaz bu Ceren. 8 değil cevap 6 olacak. 6 puan almış. İkişer puandan. Onu düzeltelim. Altıncı soruya geldiğimizde, rüzgarların meydana getirdiği etkilere göre büyükten küçüğe sıralaması. Şimdi en kuvvetli tayfun, fırtına, Meltem ve Yel şeklinde gidiyor bu sıralama. A şıkkı. Onuncu soruya geldiğimizde şöyle yapalım. Çok şiddetli fırtına. O zaman burada etkisinin büyük olması lazım. Hareket eder. Bacalar değeri çok seyrek yolu geniş alanlar. O zaman burada bakın. Geniş alanları etkileyecek kasırga. Kuvvetli Meltem, kuvvetli fırtına. Şimdi bacalar devrilir, devirdik. Meltem de ne yapsın? Ağaç dallarını böyle hareket ettirsin. Şimdi çok seyrek görülürdü bu. Geniş alanları hızının çok büyük olması lazım. O zaman bunun buraya gelmesi lazım. Tekrar. Zaten şurada işi bitirmedik mi? Şunun olduğu bir tane şık var. Cevap A şıkkı. Devam edelim isterseniz. Ağaçların büyük dalları hareket eder. Bacalar kilometre. O zaman bunun hızının daha fazla olması lazım. Büyük dalları hareket eder. Şu. Bu da yine bacalar devrilmiş. Bu olması lazım. Cevap A şıkkı dedik. Yedinci soru. Gündüzleri kara parçalar üzerinde hava deniz ürünün havadan daha sıcaktır. Evet, bunun sebebi aşağıda verilenlerden hangisidir? Şimdi deniz suyun topraktan daha hızlı ısınması. Hayır. Hava deniz üzerindeki havadan daha sıcaktır. Bunu topraktan deniz suyu daha hızlı ısınmıyor. Daha geç. Deniz suyun topraktan daha hızlı soğuması. Hayır. Çabuk ısınan çabuk soğur. Geç ısınıyor. Toprağın denizden daha hızlı ısınması. Evet. Daha hızlı ısındı. Deniz ve toprağın değil. Cevap ne oldu? C şıkkı. Evet. Üçüncü testimiz bitti.